Sayın Rektör Yardımcılarımız, değerli dekanımız, çok değerli akademisyenlerimiz, saygıdeğer velilerimiz ve sevgili öğrenciler. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020-2021 akademik yılı bahar dönemi mesleki yemin törenine hepiniz hoş geldiniz. We welcome you all to the EMU Faculty of Health Sciences 2020 and 21 academic year spring semester oath taking ceremony. Değerli konuklarımız, öncelikle sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçük, ebediyete intikal etmiş eğitimcilerimiz ve şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımız için davet ediyoruz. Dear guests, please all rise for observation of a moment of a silence. Öncesi düzenlemiş olduğumuz mesleki yemin törenimizde 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görmüş olan 229 lisans, 164 ön lisans mezunumuz sağlık mesleklerine başlamadan önce yemin edecek ve meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını vurgulayacaklar. Dear guests, at this professional oath ceremony, we are holding before the graduation ceremony 229 undergraduates and 164 associate degree new graduates graduating from EMU Faculty of Health Sciences at the end of the spring semester will take an oath before starting their careers in health and emphasize their commitment to the principles and ethical values they will abide by throughout their professional lives. Törenimize güzel bir müzik dinletisiyle başlıyoruz. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı'ndan Sayın Hakan Koparanoğlu'nu dinliyoruz alkışlarla. Thank you.
çok teşekkür ediyoruz. Bir çiçek takdimimiz olacaktı. Buraya alalım lütfen. Sayın Hakan Koparanoğlu'nu. Sayın Dekanımız. Özellikle üniversitemizin tanıtım filmi olan müziği piyano eşliğinde bizlerle paylaşması oldukça anlamlıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Değerli konuklarımız, mezunlar adına konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü birincisi Sayın Serap Kızıler'i huzurlarınıza davet ediyoruz efendim, alkışlarla. Dear guests, please welcome Serap Kızıler, the highest ranking graduate of Faculty of Health Sciences and Department of Nutrition and Dietetics to deliver her speech on behalf of all graduates. Thank you for my department and my school. That's all, thank you. I will take the thanks for my friend. I am Yaren. She's not here today. So thank you everyone. That's all. Ve şimdi de Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Anestezi Ön Lisans Programı birincisi Sayın Adel Sude Karadağ mezunlar adına konuşmaları için davet ediyoruz. Az sonra bir de birincilerimiz yaş kütüğe isim plakalarını çakacaklar. Please welcome Adel Sude Karadağ, the highest ranking graduate of School of Health Services and Anesthesia Associate Program to deliver her speech on behalf of all graduates. Sayın Rektörüm, sayın öğretim üyelerim, saygıdeğer aileler ve sevgili arkadaşlarım. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı'ndan mezun bir öğrenci olarak öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün hepimiz burada ortak sevincimiz olan mezuniyetimizi paylaşmak üzere bulunmaktayız. Okurken hepimizin hayaliydi bu mezuniyet. Bütün bu pandemi sürecinin zorluklarına rağmen bizi bu törenden mahrum bırakmadıkları için Dağı ailesine teşekkür ederiz. Beni bu serüvende yalnız bırakmayan değerli hocalarıma, elini bir an olsun üzerimden çekmeyen aileme ve Dağı gibi bir dünya üniversitesinde bizlere eğitim ortamı sağlayan yetkililere sonsuz minnetlerimi sunarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, birincilerimizi tebrik ediyoruz. Fakülte ve yüksekokul kütüklerine birincilik plaketlerini çakmak üzere kendilerini ortaya davet ediyoruz. Buyurun. They're going to place the plaques on the faculty and school graduation registry tree. Alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz birincilerimizi, fakülte ve yüksekokul birincilerimiz. Şimdi de tüm bölümlerin birincilerini yine aynı tarafa davet edeceğiz. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe Programı birincisi Sayın Emine Gökte. Beslenme ve Diyetetik Türkçe Programı birincisi Sayın Elif Üzümcü. Hemşirelik Türkçe Programı birincisi Sayın Zeynep Kemaloğulları. Sağlık Yönetimi birincisi Sayın Ezgi Çapar.
Spor bilimleri birincisi Sayın Zalihe Postacıoğlu. Fizyoterapi ve rehabilitasyon birincisi Sayın Halide Unuz. İlk ve acil yardım ön lisans birincisi Sayın Şeref Yavuz. Ağız ve diş sağlığı ön lisans birincisi Sayın Cemile Kaya. Diyaliz ön lisans programı birincisi Sayın Eda Akbulut. Fizyoterapi ön lisans birincisi Tuğçe Cancı. Tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans programı birincisi Sayın Yasemin İn. Ameliyathane hizmetleri ön lisans programı birincisi Sayın Melike Şahin. Ve son olarak radyoterapi ön lisans programı birincisi Sayın Murat Uygur'u davet ediyoruz. Fakülte ve yüksekokulumuzun tüm program birincileri. Biraz daha böyle yaklaşırsak, evet. Ve Sayın Dekanımızı davet ediyoruz birer ödül takdiminde bulunacak birincilerimize. Birincilerimizi tebrik ediyoruz. Onlara kariyer yolculuklarında başarılar diliyoruz efendim ve uğurluyoruz. Teşekkürler. Değerli katılımcılarımız, açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mehtap Malkoç'u davet ediyoruz. Please welcome Dean of Faculty of Health Sciences, Professor Mehtap Malkoç to deliver her opening address. Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanlar, Dekan yardımcılarım ve bölüm başkanlarım, fakültemizin çok kıymetli akademisyen ve yönetsel personeli, çok değerli anne babalar ve sevgili öğrencilerim, düzeltiyorum, sevgili meslektaşlarım. Fakültemiz ve yüksekokulumuzdan mezun olan 395 meslektaşımın hayatlarının en önemli ve bir o kadar da en gurur verici adımı atacakları bugün de sevinç ve gururla sizleri selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Covid-19 nedeniyle zorlu bir dönemden geçtik, geçmeye devam ediyoruz. Dünya genelinde tüm endüstrilerin ve iş dünyasının gözü salgınla ilgili alınan önlemlere çevrilmiş durumda. Covid-19 gibi gelecekte de olabilecek salgınlar için ülkelerin hazırlıklı olmaları gereken önemli konulardan biri de ön saflarda çalışan sağlık ekiplerinin tam donanımlı eğitim alması. İşte bu bilinçle fakültemizde sağlık eğitiminin ne denli önemli bir sorumluluk olduğunu bilerek ve insan hayatına dokunarak yoluna devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanına açılan önemli pencerelerinden biri olan fakültemiz ve yüksekokulumuz, kısa bir süre içerisinde çok büyük bir ivme kazanmıştır. Gerek lisans ve gerekse lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra klinik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda sağlık bilimleri alanında saygın bir kurum niteliği kazanmıştır. Bu yıl fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim programımız sağlık bilimleri eğitim programları akreditasyon kurulu tarafından 5 yıllık süreyle akredite edilmiştir. Yine bu yıl beslenme ve diyetetik bölümümüz de başvurusunu yapmış ve yoğun bir çalışma içerisinde hazırlıklarını tamamlamaya çalışmaktadır. Aynı şekilde hemşirelik bölümümüz de yoğun bir başvuru süreci hazırlığı içerisindedir.
Bu nedenle huzurlarınızda öğrencilerimizin mezuniyetlerinde en büyük paya sahip olan ve her biri alanında ulusal ve uluslararası en iyisi olan öğretim üyesi ve öğretim elemanı arkadaşlarıma özellikle bu dönemdeki üstün gayretleri için minnetlerimi iletmek isterim. Değerli anne ve babalar, konuşmanın bu bölümünde özel bir teşekkürü de siz değerli velilerimize yapmak istiyorum. Biliyorum ki sizlerin bugünkü duyguları herkesinkinden çok farklı. Bugün ne kadar gururlansanız az. Fakültem adına sizleri ortak eserimiz için tebrik ediyor, genç meslektaşlarımızla birlikte gurur duyacağımız güzel bir gelecek diliyorum. Ve en nihayet sevgili genç mezunlarımız, sevgili öğrencilerim, size son kez öğrencilerim diye hitap ediyorum. Bugün sizin için çok farklı bir anlam taşıyor. Mezun olma sevincini, coşkusunu yaşadığınız bu anlarda duygularınızın ivmesini tahmin etmek hiç de zor değil. Bir işi başarmanın en zor yanı ilk adımı atmaktır. Bugün siz bu ilk adımı atacaksınız ve ondan aldığınız güçle başka bir dönemin başlangıcına merhaba diyeceksiniz. Sevgili genç sağlık bilimciler, mezuniyet sonrası şunları hiç unutmayın. Öncelikle dahili olduğunuzu unutmayın. Her zaman bunun gururunu taşıyın. Hizmet verdiğiniz hastaların öncelikle insan olduklarını hiç unutmayın. Eğitim noktası olmayan bir süreçtir. Bugün yapacağınız bu yeminle sizler bir ara aşamanın kurumsal onayını alıyorsunuz. Bu onay mesleki uygulamalarınızdaki hak ve yeterliliklere işaret ederken sorumluluklar da yüklüyor. Eğitiminize devam etmek sizin bilim insanı sorumluluğunuzdur. Fakültemizin sloganını asla unutmayın. Yaşadıkça yaşatın. Genç meslektaşlarım, sizlere son bir soru soracağım. Lütfen evet veya hayır diye cevaplayın. Bu yeni adım atmaya hazır mısınız? Meslektaşlarım, yeni adımınızı atmaya hazır mısınız? O zaman yolunuz açık olsun. Dear Vice Rectors, dear Deans, dear Vice Deans and Chairs of Department, dear our faculty members, dear parents and my dear students, or as I would like to call you, my dear colleagues. I greet you and welcome to you with joy and pride on this day, where 335 colleagues will take the most significant and proud step of their lives by graduation for our faculty and our university. We are going through a difficult period due to COVID-19. The eyes of all industry and business around the world have been on the outbreak measures. For future outbreaks, such as COVID-19, one of the issues that countries need to be prepared in this regard is to have health teams working in front lines receive fully equipped education. With this awareness, our faculty proceeds its path by recognizing how important health education is and by regarding human life. Our main goal is to achieve better in the field of health science in our country. This year, our physiotherapy and rehabilitation Turkish program was attributed by the Health Sciences Educational Programs Accreditation Board for 5 years. Our Department of Nutrition and Dietetics has applied for the following process in this year. And also, our nursing department is similarly experiencing an intense application process.
For this reason, I would like to thank my faculty staff and faculty members who are the best in their fields nationally and internationally and have the biggest share in the graduation of our student. Dear parents, in this part of my speech, I would like to express my special thanks to our valuable parents. I know that your feelings today are very different compared to others. All the pride you feel is well deserved. And lastly, our dear young graduate, my dear students, I am addressing you, my students, for the last time. Today has a very different significance to you. It isn't hard to predict the joy of graduation from our faculty and the intensity of your emotions at these moments. The hardest things to do is to take the first step. Today, you are taking this first step. You are closing a period of your life and saying hello to the beginning of another period with the power you achieve from it. Our dear young scientists, do not forget the following after graduation. First of all, remember that you are from EMU. Always take pride in this. Never forget that the patients you serve are primarily human. Education is a process without an ending point. With this oath, you are getting the corporate approval of an intermediate stage. While this approval marks rights and competencies in your professional practice, it also imposes responsibilities. It is your responsibility as a scholar to continue your training. Don't forget to live our faculty's slogan, make others live as you live. My dear colleagues, I wish you success in your professional life and embrace all of you with love. Wish you all the best. Sayın dekanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de üniversitemiz akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor Hasan Demirel'i konuşmaları için davet ediyoruz. Please welcome EMU Vice Rector Profesör Hasan Demirel. Sayın rektör yardımcılarım, sayın dekanlarım, dekan yardımcılarım, değerli öğretim üyeleri, saygıdeğer veliler ve herkesten öte değerli öğrenciler. Bugün burada Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu'nun yemin töreni için birlikteyiz. Bu tören dolayısıyla büyük bir gurur yaşayan ailelerimizin, hocalarımızın ve üniversite yetkililerinin bu gururlarına ortak olmak için üniversite yönetimini temsilen aranızda bulunmaktayım. Bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi 42 yıldır bu alanda hizmet veriyor ve bugüne kadar 66 bin mezun vermiştir. Fakülteniz ve yüksekokulunuza baktığımızda bugüne kadar 2000'i aşkın mezunumuzun sağlık bilimleri alanında dünyaya hizmet etmek için dünyanın çeşitli yerlerinde hizmet verdiğini gözlemlemekteyiz. Tabii sizler de onların arasına katılacaksınız. 395 sağlık çalışanı, sağlık profesyoneli olarak bütün dünya ülkeleriniz, aileleriniz sizlerin hizmetlerini bekliyor. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını bütün dünyaya ve insanlığa büyük bir ders olmuş durumdadır. Bütün dünyanın sistemi alt üst olmuş durumda ve bu alt üst olma ve bu büyük kriz karşısında öne çıkanlar kim diye bakıyoruz? Sağlıkçılar, sağlık bilimi temsilcileri, sağlık profesyonelleri.
Covid-19 devam ediyor. Çok yakında insanlık olarak Covid-19 pandemisini yenmiş olacağız. Burada bu zaferin kazanılmasında insanlığı taşıyan, insanlığı doğru yola ileten, bilimi kullanarak sorunu çözen sizler olacaksınız. Bu bağlamda sizlere güvenimiz tamdır. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz Üniversitesi kaliteli eğitim ve dünyanın, bütün insanlığın istediği vasıflarda mezunlar yetiştirmek üzere vardır. Sağlık bilimleri alanında da çok değerli ve donanımlı hocalarımızla, donanımlı fakültemiz ve yüksekokulumuzla siz değerli mezunlarımızı yetiştirmekten ve insanlığın hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Değerli ailelerimiz, sizleri her şeyden önce tebrik ediyorum. Bir insanın evladının mezun olması gibi değerli bir an yoktur diye düşünüyorum. Ne mutlu sizlere, bu değerli mezunlarımızı yetiştirdiniz ve bizlere teslim ettiniz. Bizler de onların ikinci ailesi olarak bayrağı alıp ikinci bir yetiştirme, hem teorik alanda hem mesleki pratik alanda hem de mesleki etik alanda ikinci bir yetiştirme sürecini tamamlayıp öğrencilerimizi mezun edip toplumumuzun ve insanlığın hizmetine sunmak üzereyiz. Burada tabii öğrencilerimize de birkaç şey söylemek istiyorum. Değerli öğrencilerimiz, bildiğiniz gibi hayatta unutulmaz anlar vardır. Bu anlar benim şahsımda baktığımda benim hatırlamadığım doğduğum an, başkaları tanık olmuş. Fakat hatırladığım lise mezuniyetim var. Unutamadığım üniversite mezuniyetim var. Ve hayatımı birleştirdiğim kişiyle, eşimle olan düğünümüzün tarihini hiç unutamıyorum. O anlardan biri bu andır. Bu anın kıymetini bilin. Bu an aslında bir geçişin yaşandığı bir andır. Bulunduğunuz ortamdan başka bir ortama geçiyorsunuz. Üniversitenin size sunduğu quizlerle, sınavlarla, derslerle yürüttüğünüz ortamdan hayata atılıyorsunuz. Tabii hayatta parametreler değişiyor. Profesyonel etik, profesyonel toplantılar, profesyonel hizmetler öne çıkacak. Tabii burada almış olduğunuz eğitim yoldaşınız olacaktır. Öğrencilik burada bitmiyor. Öğrencilik ömür boyu süren bir aktivitedir. Ömür boyu öğrenci olmaya çalışın. Ömür boyu size aktarılan öğrenme yöntemlerini ve metodolojisini yürütmeye çalışın. Kendinizi mutlaka geliştirin. Öğrencilik ve mesleki tecrübe ve mesleki eğitim ömür boyu sürer. Size hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Toplumumuz ve bütün insanlık sizlerin hizmetlerini bekliyor. Hayırlı başarılar. Dear Vice Rectors, Deans, Vice Deans, Lecturers, Parents, and above all these students, I am honored and I am very honored and with pride standing here witnessing your graduation. As you know, the COVID-19 pandemic has showed us a lot of things. Our lives has changed. We have felt the difficulties that we have never experienced before. And during this pandemic, the front runners and the pioneers were the health workers and health professionals. We are very pleased that we have health scientists and professionals fought against COVID-19 and planned and directed our activities. This was the only way that helped us survive, and we are approaching to the end of this pandemic, and I'm very confident with your help and with your knowledge and scientific accumulation as well as your professionalism, we will overwhelm the pandemic very soon. Dear parents,
I'm very proud. I'm sharing your pride that you are witnessing it today. As you know, the one of the most important moments of being a parent is to see your kid graduating. And as you are the parents, first parents, as EMU, we feel they are second parents. We feel like they are parents. You have raised them to a point, and we continued from there on. You raised them, your family values and your ethical principles, and then we continued raising them with science, professional ethics, and professional conduct. And we are also proud of them. And before I finish, I want to say a few words to the students. Dear students, there are moments in life that we never forget. The moments, in my case, I never forget graduating from high school and graduating from my undergraduate degree study. And I never forget the marriage day that I had with my wife. So this is one of those important moments. And as your oath is telling you, use science and technology, the scientific knowledge, use professional ethical codes, and use the education you received until the end, because the education never stops. Education is an activity which lasts until you leave. So continue educating yourself and continue with lifelong learning. We are very confident that you will be representing EMU with pride, and we have a lot of confidence in you. Good luck with your future, and good luck in your profession. Thank you very much. Congratulations. Sayın Rektör Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün maalesef yoğun programı nedeniyle aramızda bulunamayan Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Sayın Doktor Erdal Özcenk, kendisi bize mesajını yolladı, açılış konuşmasını yolladı. Onu takdim ediyorum. The President of Board of Trustees, Doktor Erdal Özcenk sent us a message ve şimdi onu okuyorum. Sayın Rektör Yardımcıları, değerli dekanımız, değerli akademik personel, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu sevgili kardeşlerimizin yemin ederek mesleğe atılmaları için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sevgili mezunlar, 39 yıl önce tıp fakültesinden mezun olduğumda Hipokrat yemini ederken duyduğum sevinç ve heyecanı hatırlıyorum. Bu nedenle sizin nasıl duygular içerisinde olduğunuzu anlayabiliyorum. Bundan sonra sizlere genç sağlık profesyoneli kardeşlerim diye hitap edeceğim. Sağlığın her alanında çalışan profesyonellerin ne kadar önemli olduğu, 1,5 yıldır mücadele ettiğimiz pandemi döneminde bir kez daha anlaşılmıştır. Üniversite olarak insanlığa faydalı sağlık profesyonelleri yetiştirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Bundan sonraki hayatınızda insan sağlığına ve dünyaya katacağınız tüm yardımlar için sizlere şimdiden teşekkür ederim. Sevgili genç sağlık profesyoneli kardeşlerim, yemininize sadık kaldığınız takdirde meslek yaşantınızda başarılı olacaksınız. Yemininize bağlı kalacağınızdan kuşkumuz yoktur. Her biriniz çok iyi bir sağlık profesyoneli olduğuna yürekten inanıyorum. Dünyanın birçok yerinde mesleğinizi icra ederek insanlığa hizmet edeceksiniz. Sizler sağlığın çok önemli bir paydaşısınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Hoşça kalın. We have come together today for the oath-taking ceremony of the esteemed graduates of EMU Health Sciences Faculty, who are about to embark on their profession. I remember the joy and excitement I felt when I took the Hippocrates oath during my graduation from Faculty of Medicine 39 years ago. So I perfectly understand how you feel now. From now on, I will address you as young healthcare professionals.
the importance of professionals working in all areas of health has been well understood once again during the pandemic period. We have been struggling for one and a half years. As EMU, we are extremely happy and proud to bring up health professionals for the benefit of humanity. Taking this opportunity, I would like to thank you in advance for your prospective valuable contributions to human health and the world in the next phase of your lives. Dear young healthcare professionals, please know that you will only become successful in your professional life if you stick to your oath. We have full confidence in you in this respect, as you are all good health professionals. You will serve humanity by practicing your profession in different parts of the world. Always remember that you are a very important stakeholder in health. We are proud of you. I wish you every success in the next chapter of your life. May you have all the best in the future with my best wishes. Evet, Sayın Vakıf Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı lisans bölümü mezunlarımızın yeminleriyle başlıyoruz efendim. Now we will start with the oath-taking ceremony of the graduates of Faculty of Health Sciences undergraduate programs. Beslenme ve Diyetetik Türkçe bölümüyle başlıyoruz. Bölüm mezunlarımızı yeminlerini etmek üzere alkışlarla buraya davet ediyoruz. We start with the Turkish Medium Department of Nutrition and Dietetics program. Beslenme ve Diyetetik bölümünün yeminini yaptırmak üzere bölüm başkanı Sayın Doçent Doktor Ceren Gezer'i davet ediyoruz. Please welcome Associate Professor Dr. Ceren Gezer for the oath-taking ceremony. Bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutup meslek etiği kurallarına uyacağıma, sağlığı yüceltmek için her türlü çabayı göstereceğime, ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal ayrım gözetmeksizin hizmet vereceğime, bireylerin bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, hizmet verdiğim bireyleri anlama, kabul etme ve onlara yardım etmeye çalışmanın mesleki becerilerim kadar önemli olduğunu hatırlayacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma, bunların tümünü yaparken mesleğimin onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve mesleğimin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Evet, beslenme ve diyetetik bölümünün tüm mezunlarını tebrik ediyoruz efendim. Sizleri uğurluyoruz. Ve şimdi de beslenme ve diyetetik İngilizce bölümü mezunlarımızı davet ediyoruz alkışlarla.
Now we invite graduates of the English Medium Department of Nutrition and Dietetics. Mezunlarımıza yeminlerini ettirmek üzere bölüm koordinatörü, öğretim görevlisi Sayın Burcu Barbaros'u davet ediyoruz. For the oath taking, please welcome the department coordinator, Mrs. Burcu Barbaros. Yemin edilirken lütfen hepimiz ayağa kalkalım. As a dietitian, I vow to serve humanity and to support my profession's ideals and commitments. I will apply my professional and ethical knowledge and competence throughout my career. I will apply the full measure of my knowledge and abilities to support health and well-being of all those I serve. I will treat all those I serve equally, fairly and with respect, regardless of gender, race, ethnicity, religion, and culture. I will use all opportunities to develop collaborative practice with all healthcare professionals in my environment. I will protect the confidentiality of personal and health information entrusted to me. In taking this oath, I honor those who have supported my development as a dietitian, and I commit myself to protect the integrity and honor of my profession and never to act in a manner that is contrary to these vows. Mezunlarımızı tebrik ediyoruz. Bir sonraki lisans programımız Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe bölümü. Mezunlarımızı alkışlarla davet ediyoruz yeminlerini etmek üzere. Now please welcome the graduates of the Physiotherapy and Rehabilitation Turkish program graduates. Yeminini yaptırmak üzere bölüm başkanı Sayın Doçent Doktor Berkiye Kırmızıgil'i davet ediyoruz. The Vice Chair Associate Professor Doktor Berkiye Kırmızıgil is coming. Fizyoterapist olarak mesleğe adım attığım şu anda. Öğrendiğim bilgiler ışığında. İçinde bulunduğum ekibin bütün üyeleri ile insan yaşamının korunması ve yükseltilmesinde işbirliği yapacağıma mesleki bilgi ve becerilerimi bireyin ve toplumun sağlığına adayacağıma
herhangi bir millet, ırk, inanç ayrımı yapılmaksızın, adalet anlayışı içinde, etik ilkeler çerçevesinde tüm yükümlülüklerimi yerine getireceğime, namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Mezunlarımızı tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkürler. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce bölümü mezunlarımızı yeminlerini etmek üzere alkışlarla davet ediyoruz. We are continuing with the Physiotherapy and Rehabilitation English program. Mezunlarımızın yeminlerini ettirmek üzere bölüm koordinatörü Sayın Doçent Doktor Gözde İyigün'ü davet ediyoruz. Please welcome the department coordinator, Associate Professor Doktor Gözde İyigün. As a physiotherapist dedicated to providing the highest quality care and services. I pledge that I will practice my profession with conscience, compassion, and dignity. My first consideration will be the health of my patient. I will consider for the benefit of my patients. And never do harm to anyone. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics, or social standing. To intervene between my duty and my patient. I will make an effort for the benefit of my patients, remaining free of all international injustice. I will do good judgment under all circumstances and comply with laws and regulations that govern physiotherapy. Even under threat, I will not use my physiotherapy knowledge contrary to the laws of humanity. I will respect the privacy of my patients. And I will respect the secrets which are confined in me. I will treat my colleagues with all respect and dignity. I will follow the latest innovations to educate and update myself. I make these promises solemnly, truly, and upon my honor. Good luck in your future. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce programı mezunlarımızı alkışlarla uğurluyoruz efendim.
Hemşirelik bölümü mezunları hazır mısınız? Değerli konuklarımız, şimdi de hemşirelik bölümü mezunlarımızı alkışlarla davet ediyoruz. Now please welcome the nursing program graduates. Yeminlerimizi ettirmek üzere hemşirelik bölümü başkanı Sayın Profesör Doktor Sevinç Taştan'ı davet ediyoruz. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde. Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle. Herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayırımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için, gereken her türlü çabayı göstereceğime, bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma, mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleriyle işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime, bunların tümünü yaparken uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim. Günümüz hemşirelerini tebrik ediyoruz. Evet değerli konuklarımız, spor bilimleri bölümü mezunlarımızla devam ediyoruz. Şimdi alkışlarla spor bilimleri bölümü mezunlarımızı davet edelim. Sağlık yönetimi. Orada öyle mi yazılmış? Sports Sciences Department,
Bölüm koordinatörü Sayın Yardımcı Doçent Doktor Jeffrey Koçat'ı davet ediyoruz. The Department Coordinator Assistant Professor Doktor Jeffrey Koçat. Öğrendiklerim ve edindiklerim çerçevesinde sporu yaşam biçimi olarak kabul ederek milletimin ahlaki ve milli değerlerine saygı göstererek katkıda bulunacağıma, Türk sporuna emek veren spor insanlarına ve antrenörlerine güveneceğime, onlara değer verip, onlara karşı her zaman saygılı ve dürüst olacağıma, sporun ve ülkemin başarısının gelişmesi için etik anlayışından vazgeçmeden çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tebrikler spor bilimleri mezunlarımızı. Alkışlarla uğurluyoruz. Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarımızı davet ediyoruz alkışlarla yeminlerini etmek üzere. We are continuing with Health Management Department. Bölüm Koordinatörü Öğretim Görevlisi Sayın Sinan Özyavaş'ı davet ediyoruz. Sağlık yöneticisi olarak mesleğe katıldığım şu andan itibaren almış olduğum mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutacağıma, içinde bulunduğum ekibin bütün üyeleriyle insan yaşamının korunması ve yükseltilmesi için işbirliği yapacağıma, mesleğimin onurunu kendi çıkarlarımın üstünde tutarak mesleki gücümü bireyin ve toplumun sağlığına adayacağıma, sağlığın en temel bir insan hakkı olduğu bilincinden hareketle sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir ırk, inanç, cinsiyet, siyasal ve sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hizmet vereceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim. Sağlık yönetimi öğrencilerini uğurluyoruz alkışlarla. Tebrikler. Bu bağlamda Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı lisans programlarımızın yemin törenlerini tamamlamış oluyoruz. Şimdi toplu olarak Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunlarımızı davet edeceğiz ve bir yeminle tüm ön lisans programı mezunlarımız mesleki yeminlerini etmiş olacaklar. Alkışlarla Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunlarımızı davet ediyoruz. At the end, we are continuing with the School of Health Services graduates and we are welcoming them.
mezunlarımızın yeminlerini ettirmek üzere öğretim görevlisi Sayın Erkan Malkoç'u davet ediyoruz. Sayın konuklarımız. Sağlık hizmetlerinin görünmeyen kahramanları, meslek yeminine hazır mısınız? Evet. Sağlık teknikerliği meslek yeminini arz ederim. Aldığım mesleki bilgi, aldığım mesleki bilgi ve beceriyi, ve beceriyi mesleğimin gerekleri doğrultusunda, mesleğimin gerekleri doğrultusunda kullanacağıma, kullanacağıma hastalarıma, hastalarıma elimden gelen tüm desteği vereceğime, elimden gelen tüm desteği vereceğime mesleki uygulamalarım esnasında, mesleki uygulamalarım esnasında hastalara ait gördüğüm, hastalara ait gördüğüm ve duyduğum bilgileri, ve duyduğum bilgileri tıbbi ve yasal zorunluluk olmadıkça, tıbbi ve yasal zorunluluk olmadıkça kimseye açıklamayacağıma, kimseye açıklamayacağıma hastalara hizmet verirken, hastalara hizmet verirken cinsiyet, cinsiyet din, din ırk, ırk siyasi görüş, siyasi görüş sosyal statü, sosyal statü ve düşünce ayrımı gözetmeyeceğime, ve düşünce ayrımı gözetmeyeceğime sağlık ekibinin, sağlık ekibinin uyumlu bir üyesi olacağıma, uyumlu bir üyesi olacağıma sağlık teknikeri olarak, sağlık teknikeri olarak namusum ve şerefim üzerine, namusum ve şerefim üzerine and içerim, and içerim. Teşekkür ediyoruz ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunlarımızı alkışlarla uğurluyoruz efendim. Onlara başarılar diliyoruz hayatları boyunca. Sevgili mezunlarımızı, tüm lisans programı mezunlarımızı buraya sahneye davet ediyoruz ve son olarak bir konfeti ve kep atma törenimiz olacak. Herkesi ön tarafa bekliyoruz. Tüm lisans ve ön lisans mezunlarımızı konfeti ve kep atma için ön sahneye davet ediyoruz. Arkadaşlar sizleri bekliyoruz. Buyurun. Evet hadi hızlıca. Buyurun. Sevgili mezunlar, bu sizin gününüz, bu yemin töreniniz çok anlamlı. Hadi hep beraber şimdi keplerimizi de atabilelim burada. Sevgili genç sağlık bilimciler, hazır mısınız? Evet. Sayıyorum o zaman. 100. 9.